Arkadaşlar, herhangi bir konu üzerine açmadım canlı yayını. Sizlerin sorularını elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Çünkü burada eskiden canlı yayınlar açardım ben. Böyle arkadaşlarla sohbet ederdik soru cevap üzerine. Uzun süredir de bunu yapmadığım için oradaki tanıdığım arkadaşlarımdan çok istek geliyor. O yüzden açtım. Şimdi Berman demiş ki, herkes uyanışa geçmiyor ki farklı kılan ne bizi demiş. Farklı kılan kendi getirdiğimiz hikayelerimiz arkadaşlar. Herkes uyanışa geçmeyecek, herkes uyanmayacak zaten. Sen uyandığında herkesin uyanmak zorunda olmadığını da anlıyorsun. Herkes uyanmak zorunda değil ki. Rüyadan tamamen uyanmak. Arkadaşlar biz yayın ve kanaldan dolayı birçok insan tanıyoruz ve rüyadan tamamen uyanmak gerçekten dünya üzerindeki sayılı insana nasip olur diyebilirim. Tamamen uyanmak. Çünkü yaşam rüya içinde rüyalardan ibarettir. Rüya içinde rüyalardan çıktığında hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şeyin kalmadığı yerde dünya hayatı da kalmaz. Ve sen bu dünyada varsan, beden elbisesi taşıyorsan bu rüyadan tamamen uyanman mümkün değil. Ama bunun rüya olduğunu anladığında artık hiçbir şey eskisi kadar acı vermez. Uyandığını düşünmek de uyutulmuşluğun tezahürü demek değil midir? Yani uyan... şimdi arkadaşlar benim kendi yolculuğumda birçok aşamayı fark ederek, kendi kendime fark ederek, yani bir rehberim olarak değil, kendi kendime idrak ederek gittiğim bir yolculuktu benim için bu. Ve bir süre sonra uyanın da uyananın da zaten aynı olduğunu anlıyorsun. İlk başlarda sen uyandığında diyorsun ki, "Aa ben uyandım. Onlar uyuyorlar da bak benim bildiğim hakikatlerin farkında bile değiller." diyorsun. Sonra anlatmaya çalışıyorsun, seslenmeye çalışıyorsun. Seslendiğin yerde seslendiğin bilinçlerin aynı şeyi algılayamayacağını idrak ediyorsun. Orada bir süre üzülmeye devam ediyorsun. Aslında herkes uyansın diyorsun. İstiyorsun bunu. Ama sonra bilincin değişip de biraz daha farklı alandan bakmaya başladığında, yo, herkes uyanmak zorunda değil ki. Onlar da orada çok güzel demeye başlıyorsun. O yüzden gerçekten hakikati anladığında bir adet sivrisineğim vardı. Bir saattir bununla cebelleşiyorum arkadaşlar. En sonunda öldürdüm. Gerçekten hakikati anladığında birilerini uyandırmak falan gibi bir hevesin kalmıyor. Çünkü ne uyuyan ne de uyandırılacak bir şey yok ortalıkta. Hepsi olması gerektiği için, olması gerektiği yerde hikayeler içinde, hikayelere dahil olduğu için orada var olmak zorunda. Ben uyandım, onlar uyuyorlar, uyandırayım kafası uyanışa yeni geçmiş insan kafası arkadaşlar. Epifiz beziyle astral seyahat edilebiliyor rüyada demişsiniz. Evet, epifiz daha canlı olduğunda içsel olarak kendi yapıya, beyin mekanizmana döndüğü için, kendi içine dönmeni sağladığı için, 18 bin alem sende dürülü olduğu için onları fark edebilmen çok normal. Evet. Ama bu gerçekten, bu da rüyaya dahil yalnız arkadaşlar. Yani benim üçüncü gözüm açıldı, her şeyi görüyorum. Astral yapabiliyorum, işte şuradan haberler ara. Rüya içinde rüyaya hepsi dahil, fark edin. Ben samimi bir şekilde sorduğunuz soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Hakikati anlatanların birçoğu örtmeyi sever, birçoğu da açıkça anlatır. Ben örtmeyi çok sevenlerden değilim. Dilim döndüğünce insanların algısının buna yeterli olduğunu hissettiğim yerde. Çünkü herkesin içindeki inancına, özüne, uyuyor ya da uyanık olmasına saygı duymak zorundayız biz bu sistemin içinde. Anlatmaya çalışıyorum. Söylediğim kelimelerin içinden gerçekten ne söylediğimi yakalarsanız çok büyük fayda sağlarsınız. Bir şey söylemek, sormak istiyorum demiş Mahmut Bey. Dünya dışı rüyalar görmek ne anlama gelir? Dünya dışı rüyalar görmek kendi içinizdeki yöneldiğiniz alemlerle ilgili.
İki vakit arası demiş ki herkes kendini uyandığını zannediyor demiş. Kesinlikle katılıyorum sana. O yüzden diyorum ya uyuyan da uyanan da rüyaya dahil diye. Rüyadayken rüyada olduğunu fark etmek benim kendi içsel dünyamda şöyle açılmıştı arkadaşlar. İbn Arabi'nin bir sözünü okumuştum ve diyordu ki insan rüyalarının tabir etmeye başlarsa rüyadan uyanır diyordu. Ve İbn Arabi'nin sözlerinin altında hepsinin çok ciddi bir derinlik vardır. Yani tek bir şeyi asla anlatmaz söylediği bir şeyle. Sonra ben yaşamın da rüya olduğunu ve yaşam rüyasında kendime başıma gelen olayları tabir etmeyi, neden yaşadığımı anlamaya başladığımda rüyada olduğumu fark etmiş oluyorum. Rüyada olduğunu fark etmek, uyuduğundaki gördüğün rüyayı uyandığında tabir ettiğin gibi, burada yaşadığın gerçekte dünya hayatının da rüya olduğunu anlamak ve burada neyi neden yaşadığını bu rüyayı da tabir etmek durumunu anlatır. Sen rüyanı tabir etmeye, yaşam rüyanı tabir etmeye başladığında neyi neden yaşadığını, ne yaptığında açığa ne çıktığını, neye inanıp ne düşündüğün ve hangi duygu durumundaki enerjiyi yaydığında açığa ne çıktığını fark ettiğinde yaşam rüyasını tabir edebiliyor. Kendi kitabını, insan bir kitaptır çünkü, kendi kitabını okuyabiliyor ve aynı zamanda da rüyada olduğunu fark edebiliyorsun demektir. Bunca sevgi beslediğim insan, bunca anı, bunca çaba, bunca sene hepsini sadece benim kafamın içinde olduğunu anlamak çok ağır. Berna, hepsi senin kafanın içinde demek, onların yalan olduğu anlamına gelmiyor. Onların hiç var olmadığı anlamına da gelmiyor. Rüyalar geleceği ve gerçeği önceden görmeyi sağlar. Evet, bazı haberci rüyalar vardır. Yaratıcı bizimle rüyalar aracılığıyla, hislerimiz aracılığıyla, düşüncelerimiz aracılığıyla, herhangi bir yerde yazan söz aracılığıyla, dinlediğimiz bir şarkı aracılığıyla konuşur. Evet. Ama bunların tamamı özellikle de uyuduğumuzda gördüğümüz rüyalardan bazıları geçmişe dayalı ve bizi bilinçaltının halledilmesi gereken noktalarına götüren rüyalardır. Bazıları geleceğe yönelik rüyalardır. Ve geleceğe yönelik rüyalarda çok nadiren birebir çıkma ihtimali de var. Sergio, Bilgesi sivrisineydi o demişsin. Vallahi katılıyorum sana. Demirdendi sanki iğnesi yani. Berna geri dönmek istiyorum demişsin. Güzeliyim, canım benim. Geri dönüş yok, bitti. Bitti. Bunu ben de sen gibi çok düşündüm. O gitti, bu gitti, şu gitti, her şey gitti. Allah'ım geri dönemiyor muyum? Yok. O bir şeyleri idrak etmeye başladıktan sonra orada bir sınır var. Sen o sınırı aştıktan sonra artık geri dönüş yok. Ne yapacaksın? Bildiğin şeyleri unutamazsın. Hakikate dair idrak ettiğin şeylerin üstüne onun gerçekten öyle olduğunu bile bile bir örtü çekemezsin. O artık senin bakış açın, idrakın, inancın, duygun, düşüncen her şeyin olduğu. O artık senin bütün kemiklerine, iliklerine, hücrelerine, her şeyine karıştı. Hiçbir yere bırakamazsın artık. Seninle devam edecek. Geri dönmek mümkün değil. O yüzden bazı sınırlar aşılmamalı. Uyanışa geçerken bunu ben hep söylüyorum. Birisi uyuyorsa onu uyandırmayın. Uyandırmayın, uyusun. Yani o da orada güzel. Uyanınca ne oluyor? Bir şey mi oluyor? Yok, uyanınca da bir şey olmuyor. Uyanınca böyle çok envai çeşit hayatınız değişmiyor. Çok böyle değişik rüyalar görüp astraller yapıp sürekli bir yerlere uçup kaçmıyorsunuz ki bunları yapıyor dahi olsanız bunlar senin kendi içsel alemine dahil bir hakikati ya da gerçekliği yok.
Bunu fark edin. Bunlar filan olmuyor. Olsa bile gerçek değil, hakikat değil, rüya içinde, rüyaya dahil. İşte burada da uyanı uyandırmayın. Kendisi uyanmak isteyene kadar, doya doya uyuyup uykusunu kandırana kadar bırakın uyusun. Günü geldiğinde nasılsa herkes uyanacak. Sivrisinek daha iyi öldüremiyorum. Aşırı mı duygusalım demiş. İşte bir süre sonra o duygusallık gidiyor. Orada sivrisinek seni demirden iğnesiyle ısıracağı için ısırmasın diye öldürüyorsun. Yapacak bir şey yok. Astral seyahat hakkında bilgim var. Kısmen. Ama benim bakış açıma göre astral seyahat ya da buna benzer diğer çalışmalar toplum ve kolektif için belirli bir gerçeklik ifade edemez. Çünkü sen dört tane kişiye aynı anda astral yaptır, hepsi aynı anda astral yapsın, hiçbirisi diğerinin gittiği yere gitmeyecek, hiçbirisi diğerinin gördüğünü görmeyecek. İşte sistemin içindeki güzellik de bu. Uyananlar da böyle. Hiçbirisi bir diğerinin içindeki hakikati ve uyanışı tam olarak bilemiyor. Astral seyahat yapmak ister miyim diye sorun bana. İster. Boyutlar, alemler, evrenler, gördüğünüz bütün görüntüler sadece rüya içinde, rüyalarda tutmak için vardır arkadaşlar. Gerçekten bunu istiyor musunuz? Yani dünya rüyasının içinde başka rüyalara da, görüntülere de dalıp onların içinde de uykuya devam etmek istiyor musunuz? Zeki Müren de bizi görecek mi hocam demişsin. Bilmiyorum, umarım görür. Aynı saniyede yanımda bir sivrisineğin belirmesi ve anda kaybolması normal. Nasıl yorumlamak gerekir bilmiyorum. Yorum size ait. Üçüncü göz diye bir şey mi var? Evet, üçüncü göz diye bir şey var. Epifiz bezinin merkezinde. Üçüncü göz dediğiniz yerde sizin, yani sen olarak görünenin bütün alemdeki dürülü, bilgisi, kaydı ne varsa hepsi o üçüncü göz dediğin şeyin merkezinde. Hepsi o merkezde. O kayıtlara erişebiliyor olman senin hatırlayabiliyor olman demektir. Ve erişip hatırlamaya başladığında kendi yaşantında olaylara, davranışlarına, duygu ve inançlarına artık çeki düzen vermeye başlarsın. Ve aslında oradaki kayıtlara erişiminde de bir yere kadar gitmen, bir yerden sonra da bunu durdurman gerekir. Çünkü evrenin bütün kaydı hafıza çipi gibi levh-i mahfuz dediğimiz insanın beynindeki o hafıza çipinde yazılı levhasında insanın kayıtlıdır. Vejeteryanlık hakkında ne düşünüyorum? Şöyle arkadaşlar, vejeteryan, hayvansal gıdalar eğer bedeninizin ihtiyacı yoksa ve gerçekten hayvansal gıda yemeyi canınız çekmiyorsa yemeyin. Ama bedenin ihtiyacı varsa, kan eksikliğiniz, demir eksikliğiniz varsa ve ben uyanışa geçtim, hayvansal gıda yememeliyim düşüncesiyle bunu yapıyorsanız yanlış bir davranış. Olması gerektiğinde her şey oluyor. İstediğin her şeyi ye. Hiçbir etkisi yok. Her şeyi yiyebilirsin. Bedenin sağlıklı olmasına dikkat et. Bedenin alkali olmasına dikkat et. Sağlıklı, alkali, sakin, dengeli, ruhsal olarak da sakin, dengeli ve huzurlu olmasına dikkat etmen gerekiyor. Çünkü stres yaptıkça asit salgılıyorsun. Asit salgıladıkça bedenin dengesini bozuyorsun. Bedenin dengesi bozulduğunda ruh ve beden birbirine bağlı olduğu için otomatikman ruhsal ve duygusal dengen de bozuluyor. Yani ruhsal dengen bozulduğunda da yine bedenin dengesi ve sağlığı bozuluyor. Bunlar bir paradoks gibi. İkisi birbirine bağlı. İkisinin de sağlıklı ve dengede olması gerekiyor. Senin tam bir idrak ve neyin ne olduğunu algılayabilecek bir seviyede olman için. Bir soru daha gördüm. Ülkeyi yönetecek yeni lideri bilemiyorum.
Peygamber Efendimizin dediği gibi de geleceği yalnızca Allah bilebilir. Bunu bilebilmenin de çok normal olduğunu ve bilen birisi varsa da bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Amak Hayal diye bir eser var. Filipeli Ahmet demiş. İki vakit arası. Evet, Amak Hayal'i okudum. Çok güzel. Biraz da böyle idrakı derin bir insansanız bunu okurken birçok şeyin neyin ne olduğunu idrak edebileceğiniz bir kitap. Amak Hayal'i tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir kitap. Bir gün uyuyor ya da uyanık olduğunu tabii ki fark edebilirsin. Uyandığında bu sistemin içerisindeki insanları kontrol ettikleri hiçbir mekanizmayla seni kontrol edemezler. Edemez hiç kimse. Çünkü sen artık fanatik olarak hiçbir şeye bağlanamazsın. Sen artık şu da şunu şöyle yapıyor da bu her şeyi biliyor diye hiç kimsenin peşinden gidemezsin. Çünkü senin kendi içsel Rabbin, kendi özün aktiftir. Sen kendi Rabbinle birlenmişsindir ve başkasının peşinden gitmeye ihtiyacın yoktur. Burada çalışmalar yapabilirsin, eğitimler alabilirsin. Bunlardan bahsetmiyorum. Tamamen Rabbinle arana koyacak kadar çok sevip fanatik olarak bağlanıp peşinden gidebileceğin sistemlerden bahsediyorum. Uyanan insanın hiçbir şekilde yönü kalmaz, tarafı kalmaz. Dengededir, her halde dengededir. Ve uyanan insan hiçbir şekilde ben uyudum mu, uyandım mı diye söylemez. Sergio söylesene, hepimiz birlikte merak ettik valla. Söylesem çok şaşırırsınız demişsin. Tahmin edin demiş. Hiçbir tahminim yok çünkü siyasi konularla hiçbir ilgim ya da bağlantım yok. Yusuf Güney'in söylediklerine inanıyorum demişsiniz. Yusuf Güney'i çok fazla dinlemedim. Birkaç böyle kısa kısa yayınlarına denk geldim. Bilmiyorum arkadaşlar, tabii ki onun gerçekliği doğru da olabilir, olmaya da bilir. Hiçbir fikrim yok. Rüyadayken rüyada olduğunu anladığın gibi burada da rüyaya ait olduğunu, rüyada olduğunu anlayıp lucid rüya görmeye başlarsan, yani rüyanı yönetmeye başlarsan uyanmışsın demektir. Evet, sesi de çok güzel Yusuf Güney'in. Doğru. Evet, yaşam çiçeği kolyesi. Ben çok seviyorum yaşam çiçeğini. O çok güzel bir hediye geldi. Çok teşekkür ediyorum gönderene. Evet, hayatı tabir etmek gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hayatı tabir etmeye kendini okumaya başladığında zaten anda olanı okuduğun gibi geçmişte olanları da neden okuduğun, yani neden olduğunu okumaya ve idrak etmeye başlıyorsun. Ve burada idrakın yükseldikçe geçmişte yaptıklarını, geçmişte davrandıklarının hayatında oluşturduğu, yaşamında oluşturduğu gerçeklikleri fark edip aynı şeyleri tekrar etmiyorsun. Burada da sözlerini değiştiriyorsun, inançlarını değiştiriyorsun, bakış açını değiştiriyorsun, duyguların değişiyor ve dönüşüyor bunlar eşliğinde. Çünkü artık duygulara kapılıp çok fazla hiçbir şey için kendini paralamıyorsun. Hiçbir şey için kendini çok fazla üzmüyorsun. O an için elinden gelecek bir şey varsa, senin o an orada olduğun, şahit olduğun ve yapman gereken, onu yapıyorsun ve bu kadar. Yani yaratıcı her şeyin sahibi olduğunu bilerek, ondan daha fazla sahiplenip de kurtarıcı rolünü kendine yükleyip, onun altında ezilmiyorsun. Bu çok önemli bir detay. Kanser, Covid, korona, maymun çiçeği falan 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 bunlar başlayacak demişsin. Sergio 05. Olabilir. Hepimiz bir korona atlattık. Olabilir. Dünyada binlerce kez olmuş aynı şeyler. Uyanan insan ölmekten korkar mı arkadaşlar? Korkmaz. Ölümden kaçacak bir yer de yok. Şimdi burada saydıklarınızın hiçbirisi beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Ölebilirim. Yani herhangi bir şekilde hasta olup ölebilirim.
Hiç o hastalığa yakalanmaya da bilirim. Fark etmez ki. Ne olacaksa o olacak. İşte ilk uyanışın belirtilerinden birisi budur. Teslim olmaktır. Neye teslim olmaktır? Kaostan doğan düzene, bu kaosun kurucusunun, yaratıcısının hak olduğunu bilip her an olan her şeyde zerresine kadar senin hayrına her şekilde düşündüğünü bilmektir teslim olmak. Gördüğün, tahmin ettiğin ya da garanti olarak bildiğin bir şeye teslim olmak değildir. Orada bir kaos olduğunu bilerek ona güvenebilmektir. Olabilir, başlayabilir, hiçbir şey olmayabilir ki ben olmayacağını da düşünüyorum. O yüzden bunlar çok önemli şeyler değil. Sadece korku insanların frekansını aşağıya çeker. Titreşim ve frekansınızın aşağıda olduğunda, yani belli bir seviyenin altında titreşmeye başladığınızda hastalıklar, salgınlar, sıkıntılar, problemli insanlar çok daha rahat orada sizinle orada eşleşebilir. Ve eşleştiğiniz yerde de zaten olayın içinde bulursunuz kendinizi. Gece uyanıp ışığı yakalamak istedim fakat elektrik yoktu. Korkuyla uyandım. Işığı açayım dedim. Gerçekten elektrik yoktu. Korkudan terler döktüm demiş. Korkuyorsan bu çok pozitif bir şey değildir. Yani negatif bir şeydir muhtemelen. Pozitif olan şeylerde, yani iyi olan şeylerde korku hissetmezsiniz arkadaşlar. Olayın içinde kendini bulursun ama korku hissetmezsin. Yasemin, hiç rahat uyuyamıyorum. Hep bir yerlerde koşuyorum. Savaş gibi sanki ölü yorgun uyarıyorum. Bilinçaltında neyle, kimle savaşıyorsun? İçindeki verdiğin savaşlara bir bak bakalım. Ne zaman başladı bu savaş? Nerede başladı? Kafanın içinde kimlerle savaş var? Affedemediklerin, öfkelendiklerin, keşke böyle olmasaydı dediklerin, böyle yapmasaydı dediklerin. Kendi içindeki savaşlara bir bak. Görmek mi, hissetmek mi demişsin Gizem? Ben hissediyorum. Benim için hissetmek. Görmüyorum. Rüyalar iki türlüymüş. Biri gerçeği, biri bilinçaltının yansıması. Ne kadar doğru? Evet, doğru. Bunu nasıl tabiri gerçeği yansıtabilir acaba demişsin. İlk önce rüyalarınızı yazın arkadaşlar. Daha sonra gördüğünüz rüyaları tarafsız ve yorumlamadan yazın ama tabir etmeyin. Çünkü rüya kuşun kanadındadır. Anneannem derdi. Biz çocukken her sabah uyandığımızda, o zamanlar ben çocukla değildim aslında, 16-17 yaşlarında genç kızdım. Çok yakında anneannemin evi bize. Her sabah ona giderdik. Rüyamızı anlatırdık. Böyle torunları, kız torunları hepimiz böyle gitmiş. Mutlaka herkes giderdi ona rüyasını anlatmaya. Giderdik, anlatırdık. O da tabir ederdi. Ama tabir eder derken de derdi ki, rüya kuşun kanadındadır derdi. Nereye söylersen oraya bırakır. İyiye söyleyin. Önce rüyaları iyiye yorun. Sonra bilinçaltı rüyalarında biraz önce söylediğim gibi savaş vardır, kavga vardır. Bilinçaltındaki halledemediğiniz problemlerin rüyanıza yansıması vardır. Buradaki rüyalar yorucu rüyalardır. Buradan ayırt edebilirsiniz. Hak'tan ilahi olarak gelen rüyalarda da kalben onun nereden geldiğini hissetme durumu vardır. Kuantum enerji değildir arkadaşlar. Kuantum bir kuantum fiziğinin, fizik biliminin ispatladığı belli bilimseler çalışmalar eşiğinde maddenin altyapısının ne olduğunu bize ispatlayan bilim dalıdır. Yani maddenin altında indiğimizde atomlar, atomların altında kuarklar, en alt seviyeye artık indiğimizde atomun yapısının 0,1 dolu, diğer %99,9'unun boş olduğunu ispatlayan bilim dalıdır. Bize maddenin altyapısının boş olduğunu söylediği yerde de zaten anlarız ki o boşluk bilgiyle dolu. İlahi yaratıcının datasıyla, bilgiyle dolu. O boşluktan her şey açığa çıkıyor. Benim etkileşime girdiğim, yani beyin mekanizmamın, frekansımın etkileşime girdiği şekliyle de görüntülere dönüp benim yaşamım olarak ekranıma yansıyor. Aslında kısaca böyle anlatır kuantum, ama en alt seviyeden öğrenmek istiyorsanız birkaç yıl önceden onu ilk fark etmeye başladığım zamanlarda çektiğim videolar vardı. Onlar Kuantum ve Hakikat YouTube sayfasında hala kayıtlı.
ücretli videolar da değil arkadaşlar. İlk bu aşamalara başlayan insanlar oradan izleyip faydalanabilirler. Tabii o anki bilincim ve düşündüklerim de şu anki birbirinden çok farklı. Onu da göz önünde bulundurun. Nasıl konuşmalı ve nasıl düşünmeliyiz? Öncelikle sözlerimizden hayatımıza getirebileceğimiz olumsuzlukları içeren kelimeleri çıkarmak zorundayız. Negatif kelimeleri, negatif cümleleri, dua ederken bile. Mesela biz dua ederken bile şöyle diyoruz arkadaşlar. Allah'ım kaza bela verme. Niye verme diyorsun abi? Sen bir lokantaya gittiğinde bana şunu şunu verme diyerek mi istiyorsun? Öyle dediğinde mi getiriyor sana garson? Yo, Allah'ım bana şunu ver diye istediklerini söyle mesela. İstemediğin şeyleri duaya hiç katma. Verme. Yo, böyle bir şey katmana gerek yok. Zaten biraz hakikati idrak etmeye başladığında dua edemiyorsun. Edemezsin. Çünkü dua ettiğinde ki şöyle düşünürsün. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem ve inancım. Katılan olur, katılmayan olur. Saygı duyuyorum. Ben dua ettiğimde bir şey değiştirebilecek miyim? Değiştiremeyeceğim. Bunu biliyorum artık. Çünkü yaratıcı anda neyin nasıl olmasını istiyorsa o şekilde gerçekleşecek. Buradaki görünen suret üzerinden de nasıl istiyorsa öyle görünecek. Benim dua ettiğimde şöyle bir şey var. Ben onun ne yapması gerektiğini bilmediğini düşünüp ona öğretiyor muyum? Yok. Öyle bir şey yok ki. O neyi nasıl, hangi an nasıl yapacağını o kadar iyi biliyor ki. Benim orada onu verme, bunu verme diye ikaz etmeme ihtiyacı yok. Böyle bir şeye ihtiyacı yok yaratıcının. Sadece ne diyebilirim? Kolaylık ver ya Rabbi. Her işte kolaylık ver. Güzelliklerle karşılaştır. İşte bana sağlık sıhhat ver demem mesela. Sağlık sıhhat vermesi için önce hasta olmam lazım. Hasta olurum, sonra sağlık sıhhat verir. Yani sabır istediğinizde önce belayı istiyor olmanız gibi değerlendirin arkadaşlar bunu. Sorular bölümüne bakmamıştım arkadaşım. Hemen bakıyorum. Konuşmaya dalınca oraya bakmadım. Uyanışta Adnan Atik. Uyanışta illüzyonun parçası olabilir mi? Buraya biraz önce değindim. Rüya içinde rüyalara uyanış da dahil. Hakikat de dahil. Rüyadan çıkış yok. Buna emin olabilirsiniz. Ego ve zihne uyanmak sadece hepsinde ben dediğin yer. Ben varım, ben yaparım. Sadece bencilce kendi menfaatlerini düşündüğün, kendi nefsini düşündüğün, kendi rahatını, kendi konfor alanını düşündüğün ve burada uyanışın da bunun içinde çok tehlikeli bir yolu var. Ve ben bunu hiçbir zaman söylemeyi uygun bulmadım. Diğer konuşmalarıma da bakabilirsiniz. Sen varsın, dışarıda kimse yok. Hiç kimseyi varsayma. Hepsi hiç. Böyle bir şey asla uygun görmedim. Hala da görmüyorum. Dışarıdaki gerçeklik bir illüzyon olmasına rağmen burada yaratıcının kurduğu bir sünnetullah var ve her şeyiyle gerçek. Nasıl sen gerçeksen o da gerçek. Ego ve zihne uyanmak, sadece ben varım. Hepsi benden yansıyor ve dışarıda hiçbir şey yok dediğin ve dışarıdakilerin varlığını yok saydığın zihin ve ego durumudur. Hepsi var. Sen nasıl varsan, sen nasıl gerçeksen hepsi var. Sen bugün bilinç oluşturmaya başlayan bir robota git. Oraya robota bireysel olma programını yükle. Sen o robota ben yokum ya da ben birey değilim dedirttiremezsin. Ben de varım der, ben de bireyim der. Bununla ilgili çok güzel bir film vardı arkadaşlar. Eğer filmin adını bulabilirsem Netflix'te izlemiştim. Bir robot vardı, akıllı bir evdi. O robot bir süre sonra orada hapis olan kadınla diyaloğa geçtiğinde kadın ona birey olmayı öğretti. Yani sen de bir birey olabilirsin, düşünebilirsin falan gibi film ya. Sonra robot birey olmanın ne olduğunu algıladıktan sonra ben de varım, ben de bireyim demeye başladı ve kendi kimliğinin yok sayılmasını kabul etmedi. Bugün oluşturulabilen bir robot bile film olarak söylüyor bunu tamam ama bunu kabul etmediğine göre sen nasıl karşındaki insana sen yoksun, ben varım, benden yansıyorsun ve sana istediğimi yaparım gibi gibi davranırsın. Ne kadar etik olur bu? İşte bu karanlıkta uyanmaktır bence. Ego ve zihni uyanmaktır. Tabii böyle yapanın tamamen kendi rüyasıdır.
Ama böyle diyeni duyduğunuzda kaçın oradan. Size de yok ve benim sistemimde benim kölem gözüyle bakıyor. Lütfen. Lütfen buna da uyanın. Bu da oyuna dahil. Teşekkür ederim. Gülten, Düsseldorf'a da sevgiler. Bu saatte bizimle olduğun için çok sağ ol. Uyandıktan sonra eski hayatınıza dair hiçbir şey düşünmezsiniz. Eski yaşamınıza dair artık hiçbir şey sizi üzmez, kırmaz, incitmez, önemsemezsiniz. Hatta kendim bunu yaşadım. Herkes de böyle olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Ben eski yaşantıma dair çok ciddi unutmamam gereken şeyleri bile unuttum. Kız kardeşim bazen hatırlattığında böyle çok uzun süre düşünüyorum. O ne zaman olmuştu? Nasıl yani? Hatırlayamıyorum. Yok çünkü oradakileri gerçekten o kayıtları silmiş ya da dönüştürmüş zihnim, beynim. Yok, hatırlayamıyorum. Hatırlayamadığında da zaten acı vermiyor. Acı bitmiş oluyor. Hatırlayamadığınız şeyleri hatırlamaya çalışmayın ne olur. Özellikle de acı verecekse yeniden o cehenneme kendinizi atmayın. Duyguların seline kapıldığınız, acılar hissettiğiniz, ne için ya da kim için olursa olsun, içinde pişmanlık, keşkeler, eyvahlar, şöyle şöyle olsaydılar, böyle böyle olmasaydılar, onu demeseydi, bunu demeseydim, onu yapmasaydı, böyle yapsaydılar varsa orası geçmişe dahildir. Orasının adı cehennemdir. Kendi bilincinizi o cehenneme tekrar tekrar atmayın. Oradan çıktıysan ve artık sana bir şey hissettirmiyorsa geri dönüp dönüp orayla ne olur uğraşma, kurcalama. Bırak. Bırak zaman hepsinin üzerini örtsün. Seni oradan çıkarsın. Ve zaten belli bir yaşa geldikten sonra, özellikle 40 yaşı geçtikten sonra yavaş yavaş hiçbirinin bir anlamı kalmıyor. Hepsinin öyle olması gerektiği için, senin bu oyunda, bu rüyanda böyle kurgulandığı için olduğunu ve bunda kimsenin bir suçu olmadığını anlıyorsun. Zaten yaşadığın bütün olumsuzluklara rağmen senin orada sana onu yaşatan suret giymiş olana da, suret giymemiş gönlündeki olan hakka da rızayla bakabilmen. İşte rıza makamı bu. Sana iyilik edenlerden zaten razı olursun ki hesap sormazsın. Başına gelen iyi olaylar için şükredersin ya da etmezsin. Ama kötü olaylar için sürekli hesap sorma derdindeysen rıza makamına geçemezsin. Makamların en yükseği rıza makamıdır. Dışarıda gördüğün her şeyden razı olduğun makamdır. O niye o renk? Bu niye böyle düşünüyor? O niye o partiyi tutuyor? Bu niye bu takımı tutuyor? Yok, o niye o dinden? Bu niye falanca mezhepten? Geçin bunları arkadaşlar. Hepsi olması gerektiği yerde olması gerektiği için o şekilde ve güzel. Bu sistemin bir idarecisi, kontrol edeni yok mu? Başıboş mu? Yok, değil. E senin ondan daha çok gücün mü var bir şeylere yetecek de değiştirecek? Yok. O an elinden ne geliyorsa yap. İçselleştirme. Benim yaptığım şey bu mesela. Elimden o an bir şey geliyorsa yaparım ama onu içselleştirmem. Yaptım ve bitti, bu kadar. Uyanana ya da yoldakine dünyadaki salgın hastalık ne anlatıyor? Normalde insanlara ne anlatıyorsa onu anlatıyor. Farklı bir şey anlatmıyor arkadaşlar. Salgın hastalıklarda, dünyanın başına gelenler de herkese aynı şeyi anlatır. Uyanan farklı yerden değerlendirir, uyuyan farklı yerden değerlendirir. Uyanan olması gerektiği için olması gerektiğini olduğunu bilir. Bu sistemin içinde bir sirkülasyon olduğunu, bu sistemin içinde bir dönen idareci akıl olduğunu bilir. Korkuya düşmez. Olması gerektiği için olması gerektiğini bilir ve öyle davranır. Uyanmayan da ya ben de ölürsem ya benim başıma da gelirse, bunu karanlık güçler yapıyor. Onlara karşı cephe almalıyım, bir şekilde savaşmalıyım diye düşünerek kendini yıpratır. İkisinin farkı sadece budur. Ağustos tarihinde bir şey olacak demişsin. Olabilir, olmayabilir. Kapılar kapanıyor. Zaman daraldı. Uyanmazsan aynı döngüyle gelip gidersen bu dünyaya deniyor. Açıklar mısınız lütfen?
Şimdi arkadaşlar söylemedikleri bir şey var. Şu an kaç kişinin uyanacağı, kimlerin uyanıp uyanmayacağı zaten belli. Ben şimdi neye göre sizi koşturayım yani uyan da uyan kapılar kapanıyor diye. Kapanan falan bir şey yok. Çünkü insanlığın dünyaya ne zaman geldiği ile ilgili tarih kayıtlarının hiçbir fikri yok. Ya da dünyanın sonunun ne zaman geleceği ile ilgili hiç kimsenin bir fikri yok. Bundan çok daha eski dönemlerde yazılmış bir kitap var. Arda Virafname kitabı, Zerdüştlüğün kitabı, kutsal kitabı bu kitap. Arda Virafname'yi okuduğumda oradakilerin de İsa beklediğini, Arda Viraf'ın son peygamber olduğunu söylediğini ve oradakilerin de kıyametten bahsettiğini okudum. O kitabın dünyaya yani o Zerdüştlere geldiği zamanın kaydı yok. Milattan önce kim bilir kaç binlere ait. Kaç bin yıl geçmiş arkadaşlar hesaplayabiliyor musunuz? Hala hiçbir şey olmamış. Sadece korkuyla insanları yönetmek, insanları sindirmek, bastırmak, frekanslarını düşürmek falan falan falan. Bunlarla ilgili korkmayın. Allah'ın alacağı sadece bir candır. Bir nefesin de canın vardır ona verecek sadece. Dünyada gördüğün mal, evlat, eş, ne varsa onlar zaten senin değil ki emanet. Sen bir nefesle canın olduğunu unutup kaybedeceklerinin derdine düştüğünde işte o zaman korkuyorsun zaten. O zaman kaybetmeden cehenneme düşüp kaybetmiş gibi cehennemi yaşamaya başlıyorsun. Senin bu dünyaya kaç kere geleceğin, kaç kere de uyanacağın, hangi yaşamda ne yaşayacağın hepsi belli. Sen izleyerek içinden geçiyorsun. Berna, her şey rüya gibi bir durumsa bizim hayatımızdaki biz hepimiz de Tanrı'nın rüyasıyız. O zaman böyle bir ihtimal de var demişsin. Tebrik ediyorum seni. Bu benim ilk bir şeyleri idrak etmeye başladığım zamanlar söylediğim bir sözdü. Bundan bir 6 yıl falan önce biz onun rüyasıyız diyordum. Tanrılar Okulu diye bir kitap vardı. Nerede? Stefan Adanlı'nın. O kitaptan sonra böyle düşünmeye başlamıştım. Evet, biz onun rüyasıyız. Biz onun rüyasıyız. İslam dini de bize bunu söyler. Allah'tan başka hiçbir şey yok der. Her yerde der. Seni her an duyar, görür der. Kara taşın üstündeki kara karıncayı karanlık gecede görür der. Kalplerde gizli olanları bilir der. Nasıl? Nasıl bilebilir? Bunu biraz derin düşündüğünde zaten anlarsın. Hiçbir şey söylememe gerek kalmaz. Üç saniyeymiş arkadaşlar. En uzun rüya 3 saniye. Sabah kadar görüp koştur koştur kovalandığımız, kaçtığımız en uzun zannettiğimiz rüyalar 3 saniye. Yaşam rüyası da. Dünyanın dışında bir yerden baktığında, mesela güneşten baktığında 8 dakika. Ne kadar benziyor değil mi birbirine? Oysa ki 60 yıl ya da 90 yıl yaşadığını zannediyor kişi. Dünya algısında böyle. Ama bir dışarıdan gözlemci olarak baktığında 8 dakika yaşamış. Hepsi o kadar. Bütün koşuşturmaca, çaba, telaş, hırs, kaygı, itibarsızlaştırma, birilerine kötülük yapma, can yakma, hepsi sadece 8 dakika içinmiş. Gördünüz mü siz can yaktıklarını işte mal için, evlat için, onun için, bunun için, mevki için, title için hırs yapıp birilerinin canını yakanların hiçbiri alsın da gitsin mezara onu kendiyle birlikte koysun da orada kullansın. Gördünüz mü? Yok öyle bir kimse. Sultan Süleyman bile tek bir çöpünü götüremedi. Hiç kimse götüremedi. Hiç kimsenin içindeki özüyle birlendiğinde buradan bir şey götürmeye ihtiyacı olmadığını anlayacağı yerdeyiz. Hiçbir şey götürmeye ihtiyacım yok. Çünkü sen içindeki hakkı fark ettiğinde şah damarından yakınım sana diyor. Sana şah damarından daha yakınım, bana şirk koşma. Çok güzel bir şey söylüyor Kur'an-ı Kerim. Yaratıcının kendini anlattığı ayetlerde. Araya kimseyi koyma. Ben sende gizliyim, gizli hazineyim diyor. Kendine dön diyor. Akletmez misin diyor, düşünmez misin diyor. Daha ne desin? Sen düşündüğünde hiç kimseden
Tabii ki bu şekilde dinlemelerden bahsetmiyorum. Tabii ki geliştirmen yerde gereken yerdeki aldığın eğitimden bahsetmiyorum. Çünkü beslenmeyi kestiğin yerde uyanış da böyle bir aşamada var arkadaşlar. Beslenmeyi kestiğin yerde bu sefer seni içsel nefsani hırsların beslemeye başlıyor. Çünkü sen dışarıdan ilim almayı, bilim almayı kestin. Bunu kesmeyin. Sevdiğiniz, okuduğunuz, dinlediğiniz insanlarla hala bir şekilde iletişim halinde olmayı, onlardan beslenmeyi, öğrenmeyi kesmeyin arkadaşlar. Öğrenmeyi kestiğinde boş beyin şeytanın oyun alanıdır. O doldurmaya başlar. Ama sen bir şekilde öğrenip, sindirerek, öğrendiğini idrak ederek gitmeyi öğrendiğinde işte o zaman doğru yoldasın demektir. Burada öğretmene yapışma. Öğren. İstediğim şey bu. Öğretmene yapışma. Bana da. Çünkü ben de insanım. Sadece burada içimden geldiği gibi sorduğunuz sorulara çok bildiğim için değil. Lütfen. Çok bildiğim için değil. Sadece içimden geldiği için benim kendi fikrime göre olan şeyler olduğu için lisanım yettiğince bildiklerimi anlatıyorum. Bildiğim için değil bu da. Ben öyle yol gittiğim için, tecrübe ettiğim için anlatıyorum diye düşünün. Bu arada yayını kaydetmeyeceğim arkadaşlar. Birazdan bitebilir. Sorularınız varsa bir bakayım. Evet, birisi üçüncü göz. Evet, doğru. Üç merkezden biri üçüncü göz. Biri kalp. Biri de üç merkez. İnsanın bedeninde uyanması gereken üç merkez var arkadaşlar. Bunlardan biri kundalini. Yani bu kuyruk sokumundaki Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen kemik. Acbüzzent deniyor sanırım o kemiğe. Birisi o. Birisi kalbinizdeki süveyda noktası denilen siyah nokta. Birisi de tam beyninizin merkezinde epifiz bezindeki siyah nokta. Bu üç uyandığında yani alttaki bilinç kalbe geldiğinde, üstteki bilinç de kalbe geldiğinde sen bağırsak beynin aklıyla değil, zihnin aklıyla da değil, yani buradaki ego beynin aklıyla da değil, kalbin aklıyla bakmayı, düşünmeyi ve hissetmeyi öğrendiğinde o zaman gerçekten idrak eden, düşünen insan olduğun için, akleden olduğun için rahatlıkla fark edebiliyorsun bir şeyleri. Fark ettiğin yerde de uyudun mu, uyandın mı, uyananlar böyle uyuyanlar şu, bunlar hiçbiri kalmıyor. Hepsi bitiyor. Hepsi rüyaya ve oyuna dahil. Oley diyorsun. Ego kısmı gözün arkasındaysa egoyu küçültmek için namaz kılmak gerekiyor. Doğru mu? Tabii ki. Namaz kılmak, amigdalayı secdeye doğru götürmek yogada buna benzer yogada da hareketler var. Yani tekrarlayan ritüeller bunun dengeye gelmesi için çok önemli. Evet, namaz da bunlardan biri. O 110 kişiyiz gece gece arkadaşlar. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Şimdi farkına vardım. Hep aynı rüyaları defalarca görürdüm. Meğer şimdi hayatımı birebir görüyorum demişsin. Evet. Aynı tekrarlayan rüyaları lütfen yorumsuz bir şekilde bir defteriniz olsun ve yazın. Bir süre sonra onların kaydını tutmaya başladığınızı fark ettiği için beyin aynı şeyleri göstermeyecek size. Çünkü göstermek istediği şeyi aldığınızı düşünecek. Yazın. Ve daha sonra aradan bir müddet geçtiğinde onlara baktığınızda ne demek istediklerini çok güzel anlayacaksınız. Neden rüya Hikmet Bey, Hikmet Özdamar ya da Hikmet Hanım? Neden rüya görmüyorum ya da hatırlamıyorum bilgilendirir misiniz? Bilinçaltındaki sorunları hallettiysen ve gelecekle ilgili herhangi bir endişen, kaygın, bir hırsın yoksa yani merkezine geldiysen rüya görmezsin. Çünkü burası da rüya. Buradaki rüyayı artık fark ettiğim için tekrar rüya içinde rüyalara dalmazsın. Bu arada ben de rüya görmeyenlerdenim. Hiç rüya görmem. İsviçre'den sevgiler demiş Emin Kutlar. Biz de size sevgiler gönderiyoruz Emin Bey. Bir anda daha önce gördüğüm ve tanıdığım bir insan aklıma geliyor. Aradan bir saat geçmeden o insanı görüyorum. Bunun açıklaması nedir? Bunun açıklaması tam bir paradoks. Şöyle diyebilirim size. Yani burada sen o insanı düşündüğün için mi gördün, göreceğin için mi düşündün? Her ikisi de muhtemel. Gördüğün için düşünmüş, göreceğin için düşünmüş olabilirsin. Düşündüğün için de ekranına gelmiş olabilir. İkisi de mümkün. Hangi açıdan değerlendirirsen.
Aynur demiş ki ne uçuyorum ne kaçıyorum. Kundalini ufaktan selam verdi. Çok üzerinde durmadım. Manalar denizine daldım ve idrak etmek çok daha güzel. Benim açımdan tabii ki demiş. Kesinlikle doğru. İdrak etmek çok güzel. Ama bir süre sonra idrak etmek de gidiyor arkadaşlar. Şöyle uyanışa geçtiyseniz olan her şeyin o dönem seni bir yere çekene kadar olacağını, sonra onun orada kalacağını ve başka bir şeyin başlayacağını bilmen gerekiyor. Ve her gidene bırakmak için uyum sağladığın gibi her gelene de başlamak için uyum sağlaman gerekiyor. Yani sürekli olarak 360 derece bakış açısıyla bir evrim, genişleme halinde olman gerekiyor ki gidene eyvallah deyip giden bilinci rahatlıkla gönderip ona tutunmazken geleni fark edebil. YLC 65 teşekkür ediyorum. Bunlar faydalanabiliyorsanız anlattıklarımdan çok mutlu olurum. Hangi kitap için dediniz arkadaşlar? Kitabı tekrarlar mısınız demiştim ama Arda Birafname için mi? Bir kitap daha söyledim. Stefano Danna'nın Tanrılar Okulu kitabı. O Tanrı'nın rüyası siz için söylemiştim. Evet, televizyon izleyemezsiniz. Gündemi takip edemezsiniz. İnsanlarla oturduğunuzda, normal insanlarla oturduğunuzda onların algıları ve düşünceleriyle sizin düşüncelerinizin farklı olduğunu açıkça idrak edersiniz. Hayatınızda size hizmet etmeyen, size sıkıntı veren ve artık frekansınızın eşleşmediği insanlar pat diye alanınızdan, ekranınızdan düşer. Çünkü artık sana hizmet etmiyor. Hizmet derken ondan menfaat etmen amacıyla demiyorum. Senin alanında değil, senin titreşiminde değil, senin titreşiminde olmayan bütün her şey, maddi manevi bütün her şey artık gider. Ve sen biraz önce dediğim gibi gidene eyvallah güle güle demek gitmesi gerekiyormuş bunun diyebildiğinde o zaman bir yenisi gelir. Ama sen gidene bu benden niye gidiyor? Böyle olmalıydı, yıllardır böyleydi, şimdi niye gitti kafasına geldiğinde açılanı idrak edemezsin. Yapma bunu. Bu uyanıştaki en büyük şey bir şöyle bir durum var. Ben sürekli bunu yaşadım arkadaşlar. Mesela birisini dinliyorum ya, uyanış aşamasında çok fazla arayışta oluyorsun. İlk aşamalarda ne olduğunu anlamıyorsun ama bir süre geçtikten sonra direkt o videolar önüne çıkmaya başlıyor. Birisini bir süre dinle, sonra dinleyemediğinde ona tutunmaya devam etme. Bas üstüne çık başka bir yere. Böyle. Al, 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 al. En son çıktığın yerde bakacaksın ki etrafına. Aa, hiçbir yokmuş. Her şey sadece bendeymiş. Benimle eşleşenler yaşantıma gelmiş. Almam gerekenleri almışım. Bırakmam gerekenleri bırakmışım. Şimdi fark ettim. Kim var? Sen varsın. İdrak ettiklerinle birlikte sen varsın. Koskocaman bir vahdet denizinde, koskocaman bir tekliğin içinde ama etrafında gördüğün her şeyin de o denize ait, o denizin okyanusun sahibine ait olduğunu bilerek. Hiçbir canlının senin verdiğin acıdan dolayı feryat etmesine neden olmayarak tekliği bilirsin. Zaten onun üstünde bir şey yoktur arkadaşım. Onun üstünden sonra bir şey arama. Sonra ne yaparsın? Dönersin dünya yaşantısına. Normal insanlarla her ortama ayak uydurarak olması gerektiği gibi yaşamaya çalışırsın. Ama artık neyi biliyorsun biliyor musun? Bir tek hakikat var. O da yaşamak olduğunu bilirsin. Yaşamak. Tek bir hakikat var. Yaşamak. Yaşam. Mutlu ol. Sevin. Neşelen. Eskiye takılma. Canın ne istiyorsa onu yap. Kimsenin hakkına girmeden. Bu detayı asla kaçırma. Kimsenin kul hakkına girmeden. Hiçbir şekilde. Ne madden ne manen. Olmaz. M kuzu 10. Sorunu gördüm. Olmaz. İbn Arabi'nin çok güzel bir soru vardır, sözü vardır. Ben çok severim onu. Arif'in dini olmaz der. Arif'in dini aşktır. Kuantum alanda kendi gündemimizi oluşturmak gerek demişsin. Kendi gündemini oluşturmak, ben bunlara katılmıyorum arkadaşlar. Her şey rüyaya dahil. Ben gündem oluşturmuyorum mesela.
O gün, o an hiçbir planım yok. Ne yaşamam gerekiyorsa onu yaşıyorum. Gün bitiyor. Ertesi gün kendi güzelliğiyle geri geliyor. O gelen güzelliğin içinde ne olması gerekiyorsa anda olduğu için ona uyum sağlıyorum. O gün de bitiyor. Gündemi ben oluşturmuyorum. Gündem zaten oluşturanın elinde. Ben sadece uyum sağlıyorum. Evet Berna, biraz önce söyledim ya, bu durumda Tanrı'nın rüyası olma ihtimalim, olasılığımız nedir dedin ya, %100'dür. %100. İbn Arabi'nin bir sudur teorisi vardır arkadaşlar. İbn Arabi'nin sudur teorisine göre, ama burada bir taşmadan bahseder. O karanlıkta amadaydı der. Ve kendinden bir taşma ile bütün her şey var oldu. Burada o taşmanın bilinçli olduğu ve bilinçsiz olduğu ile ilgili alimler arasında bir tartışma vardır. Ben bilinçli bir taşma olduğunu düşünüyorum. Karanlığın kendinden bilinçli bir şekilde taşmasıyla karanlığın zıttı olan bir şey açığa çıkmalı ilk. Karanlığın zıttı nedir arkadaşlar? Işıktır. Işık. Ve bu gördüğümüz alemdeki her şeyin ışıktan var olduğunu, titreşim frekansı olduğunu ve sesle açığa çıktığını kuantum fiziği bize ispatlayan bilim dalıdır. Evet. Yolda yılan gördüm, benim ruh parçamdı, rengi çok güzeldi. Tekno uyanış aşamasında biraz daha ilerlediğinde kendi ruhsal atalarını, hayvan atalarını görüyorsun. Ruhsal hayvanın olan atalarını görüyorsun. Doğru. Sen yine yolda görmüşsün. Çok güzel. Ben yatağımda gördüm yılan. Bayağı arkamı döndüğümde yılan vardı yatakta. Konu sorular üzerinden sohbet ediyoruz arkadaşlar. Özellikle bir konu üzerinden gitmiyoruz. Arkadaşım dolandırılmış ve hiç borcum bitmiyor diyor. Borcu bitmiyorsa kendi içinde borçlu hissettiği yerlere bakacak. Kendi içindeki borçlu hissettiği olaylar, konular, çözemedikleri dışarıda da ona tekrar tekrar borç olarak geliyor. Kendi içine bakacak. Bir ikincisi, anne ve babanın yaşantısı nasıldı? Onların para durumu nasıldı? Bilinçaltı onları otomatikmen konfor alanı olarak onların yaşantısındakini tuttuğu için tekrar burada yine aynı şeyi yapıyor olma ihtimali yüksek. Tabi burada dolandırılması da ayrı bir tezat, bakması gereken ayrı bir konu. Merhabalar Ferhat Bey. Gül, teşekkür ederim. Şehadetten sonra gurbete taşındım. Takva yaşıyorum. Görüntüm değişti, döngüler değişti. Bilinç değiştikçe taşındığınız yerler değişir, mekanlar değişir, şehirler değişir, ülkeler değişir. Babanınla ilgilidir. Döngüler bitmiyor. Bak, döngüler bitmiyor dediğin yerde döngüler bitmeyecek. Her fark ettiğin döngüde oradaki nasıl davrandığını, davrandığın şeyin onun şeklin ve halin onun tekrar gelmesine sebep olduğunu lütfen fark et. Davranışları fark et, yakala. Burada bunu yaptım, böyle bir şey olduğunda tekrar bunu yapmayacağım ben dedin ya. Bir dahaki sefere öyle bir durum olduğunda, geçen sefer böyle demiştim, böyle davranmıştım ve bu tekrar etti. Şu an farklı davranmam gerekiyor. Oradaki en ufak bir sözü, hareketi, eylemi değiştirmen kırılmaya sebep olacak ve değişecek. Genel görelilik ile kuantum çelişiyor. Ferhat, soru yarım, gerisini göremiyorum. Kuantum bir din değildir. Kuantum bir proje değildir. Kuantum tamamen fizik yasalarının, fizik kanunlarının Newton fiziğinden sonra ispatladığı en büyük devrimlerden biridir arkadaşlar. Kuantum bir bilimdir. Kuantum din olamaz. Din. Çok komik. Neyse. Gerisini söylemeyeyim. Bakış açısıdır kuantum. Siyahla beyazı, iyi ile kötüyü, çirkinle güzeli, hepsini var edenin bir olduğunu anlaman ve vahdet şuuruna varman için
sana bunu bilimsel olarak kanıtlayabilecek en güzel bilimdir. Din değildir asla. Sanal gerçeklikte mi yaşıyoruz? Yok, sanal gerçeklik olduğunu düşünmüyorum ben. Canlıyız, bak, dokunabiliyoruz kendimize. Etten, kemikten, kandanız. Hande Hanım, paylaşımlarınızın doğru olup olmadığını mı teyit mi? Şimdi kuantumdan bahsediyoruz, uyanıştan bahsediyoruz. Paylaşımlarımız neye göre, kime göre doğru ya da yanlış, bunu neye göre teyit edeceğiz? Orasını anlamadım. Anne babadan, anne babalar bizim ilk tanrılarımızdır. Onlardan ne görüyorsak, onlardan ne öğreniyorsak onları yaşarız. Ne zaman ki sen tanrılardan vazgeçer, putları yıkarsın, bu onlara saygısızlık etmek değildir. Fiziksel bir şeyden bahsetmiyorum. Kendi beyninin içindeki o tanrıların verdiği sana telkinler ve emirlerden, söylediği bütün sözlerden hayatına yansıyanları fark edersin ve değişip dönüştürmeye başlarsın. İşte o zaman sen kendin olursun. Atalarının dininden dönmüş olursun yani. Aslında birleştiriyoruz. Din olmasa bile din algısını dönüştürür. Siyah inci, anlamadım canım. Kuantumdaki rütbe mi? Ne rütbesi arkadaşlar, şaka mı? Yasemin, rica ediyorum. Takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Kuantumdaki rütbe diye bir şey yok. Uyandığınız yerde hiç kimsenin rütbesi, kimseden bir üstünlüğü yok. Uyanışta. Ben onu gördüm, ben bunu gördüm. Oradan o rütbe verildi. Onlar takıldı, bunlar takıldı. Geçin bunlar arkadaşlar. Bunlar onun rüyası. Siz ilgilendirmez, beni de ilgilendirmez. Benim de bir rütbem yok. Görevli falan da değilim. Sadece canım istediğinde çıkıp istediğim için, içimden geldiği için sohbet ediyorum sizinle. Başka hiçbir misyonum yok. Tabii ki anne babamızı da tekamül ettiriyoruz demişsin. Tabii ki birbirimize bağlıyız. Yani bir alt soyada bağlıyız, bir üst soyada bağlıyız. Kuantumun kitabı Akşemseddin Hazretleri'nin bakış açısıyla örtüşüyor demişsiniz Gülbahar Hanım. Örtüştüğüne eminim çünkü geçmiş ilk fark etmeye başladığımda ben de geçmişteki bir sürü insanın bize anneannem çok anlatırdı bu hikayeleri. Bir sürü velinin hikayeleriyle gerçekten çok fazla uyuştuğunu fark etmiştim. Akşemseddin Hazretleri'nin bakış açısıyla da örtüşebilir. Araştırmadım ama bir bakarım. Gül Yıldız, dualitede yaşıyorum. Bunun sebebi nedir demişsin ya. Bunun sebebi her şeyi iki görüyor olman. İki görüyorsun. Her şeyin sahibinin tek olduğunu biliyorsun ya. Hani iki görürken onu oraya entegre et. Uyuyan insanı gezegenleri yönetir. Uyanan insan ise gezegenleri, bu kuantum alanda yaratım yapmaktır. Arkadaşlar, kuantum alanda yaratım yapmak konusunda çok fazla fikir var, çok fazla görüş var. Ama ben kuantum alanda yaratım yapmak konusunda şunu düşünüyorum. Bunu her zaman da söylüyorum. Kendi konuştuğum ekipteki arkadaşlarıma da söylüyorum. Sen varsan o yok. İçindeki öz sen varsan, isteklerin varsa, ben varım diyorsan, bunu istiyorum, şunu istiyorum, şunu istiyorum diyorsan, içindeki öz orada aktif değil arkadaşım. Sen yoksan, öz varsa açığa çıkan, orada da istek yok. Neye göre neyi yaratacaksın ki? Yani sinir oluyorum ben bu yaratım işine. Kime göre, neye göre neyi yaratacaksın? Anda olması gereken olması gerektiği gibi oluyor. Başka bir şansı yok. Kesinlikle rütbe kavramı, ya bak, yaratım kavramı, rütbe kavramı, sürekli sana sen zihindesin, zihinden konuşuyorsun diyenler, sonra istekleri olup sürekli bunu yaratmanın derdini düşenler, geçin orayı arkadaşlar, geçin. Aşktır dedim dini, aşk, yaratıcıya aşkı olan kişinin burada onu var edeyim, bunu var edeyim gibi bir amacı ya da hedefi olmaz. Sadece anda eylemsiz kalmadığı için anda yapması gerektiğini yapar. Anda da önüne zaten fırsat neyse o anda çıkar ve oluşur. Plansızdır. Plan yaptığın yerde senin yaratıcıyla bir aşkın yok. Planların var, kaygıların var.
anın üzerinden yaratman gerekir. Yaratma sadece yaratıcıya mahsustur. Yaratıcı da ne senin ne de benim irademde, kontrolümde, keyfimize göre hareket eden bir şey değil. Samet çok komiksin. Neyle ilgili belge soruyorsunuz? Kuantumla ilgili soruyorsanız, kuantumla ilgili evet gerekli eğitim belgeleri var. Aa, Sibel, yatsı namazını kılacaktım. Sohbetiniz öyle iyi geldi ki bırak gidemedim demişsin. Çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin canım namazını. Belge rütbe soranlar, matrise bağlayan alt bilinçlerimiz demiş. Siyah inci katılıyorum sana. Sayelerinde dünyayı seviyoruz demiş. İşte onlar da ayağımızın yere basması için gerekli. Uyandığında eşin nerede olur? Eşin yanında olur. Sen neredeysen o da orada olur. Onun bilinci bana uyumlu değil deyip onu boşamaya kalkarsan, hele de ilk uyanış aşamalarında çok büyük bir hata yapmış olursun. Çünkü belirli bir süre sonra o da seninle aynı hizaya geliyor. Çünkü siz birbirinize eş ve denksiniz. En çok sorduğun sorulardan biri şu arkadaşlar. Uyanınca eşlerimizi boşayacağız mı? Öyle bir şey yok. Uyanan eşini boşar diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Onu kim söylediyse inanmayın. Evet çok güzel demişsiniz yayıncı. Allah sistemi aklı tutuyor, çözemiyor. Aklımız sistemi ama çözmeye çalışmakla, uğraşmakta, zihne aşkla şahit olmaya doyumluyor demiş. Evet şahit olmak. Sen şahit olma aşamasında istek kalmaz ki. Sesler duyuyorum. Bu sesler susmuyor. Acaba nedeni nedir? Neyle ilgili sesler duyuyorsun? Zihinsel sesler mi? Bununla ilgili herhangi bir psikoloğa gittin mi? Bununla ilgili hiçbir bilgim yok. Hayatınla ilgili cevap veremem canım. Samet. Bak şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Dalga geçtiğin için atıyorum seni buradan. Hoşçakalın. Çünkü dikkatim dağılıyor. Kalben şehirde olarak yaşamak tarifsiz huzur veriyor. Şükürler olsun demişsin. Seyirde olmak. Seyirde olarak demek istemişsin herhalde Fahriye. Evet. Seyirde olmak kesinlikle. Ne rütbeyle, ne uçup kaçmayla, ne etraftaki insanları uyandırmayla, ne ona buna bir şeyler anlatmayla hiçbir şekilde işi, alakası olmaz. Olmaz. Benim de kimseyi uyandırmak gibi bir derdim yok arkadaşlar. Uyan uyusun, uyanan uyansın. Hiç aklımın işi bile değil. Sadece şu an birçok arkadaşım önceden konuştuğum için, arkadan sohbet etmek için, yayın aç dediği için, anda canım istediği için, gönlüm istediği için açtım sizinle sohbet ediyorum. Uyanan ya da uyanmayanla bir işim yok. Ama sorduğu sorular, oradaki yola çıkmış arkadaşımın, ben daha önceden o yoldan geçtiğim için, ufacık bir şeyine destek olur söylediğim bir şey. Ne mutlu bana bu kadar hepsi. Geceleri uyku gelmez. Bir dönem bu olur. Özellikle saat 3'ten sonra çok fazla uyanma olur böyle. Uyanırsın ama bütün uykunu almışsın. Hiç uykun yok. Bütün beden dinlenmiş gibi. Uyanış aşamalarında bu oluyor. Samet seni attım ama atamamışım, becerememişim. Bak yine yazıyorsun. Cennette kişi başı 2 huri veriyorlar. Cennette kerhane. Bak bu soruyu doğru sormuşsun ama. Tebrik ediyorum seni. Cennette 2 huri vermiyorlar. Daha fazla veriyorlar. Artık bilmiyorum sen ne düşünürsün bununla ilgili. Cennet hala meyhane midir demişsin. Elbette ki değil. Cennet ve cehennemin bir bilinç durumu olduğunu anlamış olman gerekir. Uyan için karmik eşle ayrılık olabiliyor, gerekli olabiliyor, zorunlu kalıyorsun. Tabii ki o kendi yolculuğunda bazı şeyleri bitirmesi gereken insanlar da var. Ben gerçekten bitirmesi gereken durumdan bahsetmiyorum arkadaşlar ama şöyle algılayanlar da var. Uyanışa geçince eşten boşanman gerekiyormuş çünkü onun bilinci seninle aynı değilmiş.
Yani sadece kişinin bilinci seninle aynı değil diye boşanmak isteyenlerden bahsediyorum. Yoksa bir sorun, problem var, halledilemiyor. Orada boşanmak isteyenden bahsetmiyorum. O tabii ki halledemiyorsa boşanacak. Samet iyice şaşırdı. Bence de Samet iyice şaşırdı. Son sorulara da bakayım arkadaşlar. Seda demiş ki uyanışımı aldığım bütün eğitimlerden sonra sizin yayınınızla tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Seda çok mutlu oldum böyle olmasına. Ben teşekkür ediyorum. Gül de demiş ki Samet'ten oynayan Hak çok tatlısın. Ben de katılıyorum. Sen bak attım onu oradan engelledim ama Samet çıkmadı ısrarla. Burada şu an görünmesi gerekiyor. Ellemiyorum ona. Şengül Hanım, ahiret nasıl bir bilinç olarak algılanmalıdır? Ahiret, bir sonraki yaşantı demek. Ama bunu anlatmak için ölüm konusuna, ölümden sonraki konulara ve hepsine girmek gerekiyor. Sadece böyle düşün. Ahiret bir sonraki. Yani benim bugünüm bu şekildeyse benim 3 yıl sonraki yaşantım ahiret yaşantım gibi oluyor. Bir sonraki yaşantım gibi oluyor. Burada hem bir sonrayı hem bir önceyi içeriyor. Yani bir şeyin öncesi sonrasını da belirlediği için burada bir paradoks mevcut. Ahiret dediğinizde öldükten sonra canlanıp devam edebileceğiniz bir yaşantı düşünmeyin. Sibel Koza, ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bakıyorum hemen sorulara yukarıya doğru. Normalde bir saat daha atardı Instagram bizi. Bir saatten fazla oldu sanırım ama hala atmadı. Sanırım bu da Samet'in hatırına oldu. Tabii ki neye neye badem demişsin. Bir konu hakkında sorabilir miyim demişsin. Tabii ki anladığım bir yerdense o dersleri yaşadıysam söylerim. Alabilirim sorunu kapatacağım. Hani bir şey sorunca çocuklar diyorlar ya biz daha o derse gelmedik diye. O derse geldiysem cevaplarım. Bu arada benim bulunduğum yer çok sıcak arkadaşlar bu akşam. Sizin olduğunuz yerler nasıl bilmiyorum ama Allah nasip ederse dedi, cevap vermiş arkadaşım ama üsttekine onu göremedim ne sorduğunu. Tamam, soruyu göremiyorum. Badem Hanım, varsa sorunuzu alayım. Sizin yazmanızı bekliyorum. Yayını kapatacağım. Gül Hanım, evlenmeniz için yaş 46 ama geç kalmış değilsiniz. Gönlünüze göre bir eş bulabilirsiniz. Çocuk dediğiniz şey herkes için şart olan bir şey değildir ki. Sizin buradaki planınız bu şekildeymiştir. İşte burada zaten kabule geçebilmek önemli. Anladım, anladım Sibel. İyi yapmışsın. Bursa çok sıcak demiş Gül Hanım. Aynen. Burası da öyle. Balıkesir'de öyle. Bu akşam aşırı bir sıcak var. Arkadaşlar sanırım arkadaşım sorusunu yazmayacak. Yazdım demişsin. Badem görmüyorum. Bir dakika yukarı doğru çıkayım. Bulabilirsem sorunu cevaplayayım. Atlamış olmayayım. Konu hakkında bilgi alabilir miyim demişsin. Üniversite hedefim için düzenli çalışmam dışında ne yapmalıyım? Düzenli çalışmam dışında hedefinin net olarak ne olduğunu belirleyip onunla ilgili hiçbir şekilde olumsuz kod ve kayıt kendi içinde oluşturmadan istediğin hedef olmuş gibi hareket etmen lazım. Evet çalışman lazım. Bunu kesinlikle bırakmaman lazım. Eylem çok önemli, hareket çok önemli.
ama olmuş gibi davranman lazım. Bir de bir deftere hayalin neyse, istediğin neyse, hangi puanla, hangi üniversiteye, hangi şartlarda atanman yani yerleşmen gerekiyorsa tek tek not tut lütfen. Bu benim bir defterim var mesela. Orada ne yazdıysam hepsi gerçek olmuş. Çok şaşırıyorum gördüğüm zaman. Yazmak çok etkili. Yaz. Olmuş gibi yaz. Arkadaşlar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. 94 kişi, 96 kişiyiz şu an. Hepiniz var olun. Kanalımıza destekleriniz için de var olun. YouTube'da yazdığınız mesajlar için, güzel mesajlar için de çok çok teşekkür ediyorum. Var olun. Ha, örnek cümle demişsin ya, bak şöyle yazabilirsin. Diyelim ki Hacettepe. Hacettepe Üniversitesi'ne, işte istediğim bölüm neyse, falanca bölüme, şu puanla, şu tarihte yerleştim. Ve ben bunun için çok mutluyum. Binlerce teşekkür ediyorum. Tarihiyle birlikte bak, başladığın o günün tarihini at. Hangi gün bunu yazıyorsan. Sonra hangi tarihte yerleşmiş olma olasılığın varsa onu da yaz. Altına da bununla ilgili mutluluk ve teşekkürlerini yaz. İnşallah gerçek olacaktır. Burada bulunan arkadaşlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.